Hazır mıyız arkadaşlar? Değerli basın mensupları, bir süredir takip ettiğiniz gibi siyasi partiler arasında ziyaret trafiği hızlanmış vaziyette. Dün biz Saadet Partisi'ne bir ziyaret gerçekleştirmiştik. Bugün de Halkların Demokratik Partisi yöneticileri genel merkezimize bir ziyaret gerçekleştirdiler. Diğer partilerin de birbirleriyle görüşmeleri sürüyor. Bugünkü ziyarette ülkemizin içinde bulunduğu buhranı, demokrasi ve hukuk devletindeki hızlı aşınmayı, artan işsizliği, açlığı ve milletin boşalan tenceresini görüşme imkanını bulduk. Buhranla birlikte milletin sırtındaki yük giderek artıyor. Bu çerçevede milletin sesini duyan, ona kulak veren partiler bu buhrandan çıkışın nasıl olacağı konusunda fikir alışverişinde bulunuyorlar. Burada bir hususun altını da çizmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin birliğinin bütünlüğünün sigortasıdır. Bu çerçevede tüm partilerle görüşebilen parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bu demokrasimizin geleceği için büyük bir imkandır. Değerli basın mensupları, devletimiz akılla, istişareyle, ilimle yönetilmiyor. Vasıfsız, liyakatsiz kadrolar elinde, kuru inatla, nefret diliyle ülkemizin ufku karartılıyor. Bir yanda salgın, diğer yanda ekonomik kriz. Buna bir de devlet krizi eklenince ülkemizde ciddi bir buhran yaşanıyor. Vaka dediler, hasta dediler, salgında milletten gerçekleri sakladılar. Şimdi aynısını aşıda da yapıyorlar. Ocak sonuna kadar 40 milyon, Şubat sonuna kadar 50 milyon doz aşı gelecek vaadinde bulunmuşlardı. Geldi mi? Hayır. Ocak ayı bitti, gele gele 13 milyon doz aşı geldi. Yine Ocak sonuna kadar 1,5 milyon doz Alman aşısı gelecekti. O da ortalarda yok. Sağlık Bakanı günde 1 milyon 100 bin kişiyi aşılayacağız demişti. Bugüne kadar aşılaya aşılaya günde ortalama 114 bin yurttaşımızı aşılayabildiler. Hani Erdoğan'ın şahsım rejiminde her iş hızlı olacaktı? 22 günde aşılanan yurttaşlarımızın sayısı 2,5 milyon. 2 günde yapacağız diye söz verdikleri aşıyı 22 günde ancak yapabilmişler. Neden? Çok açık söyleyeyim. Bu konuda bunun sorumlusu sağlık personelimiz değil. Çünkü bizim koruyucu hekimlik alanında sağlık personelimizin başarısı tüm dünyada tescilli. Sorumlu yeterli aşı tedarikini yapmayan saray. Şimdi elde yeterli aşı ve ciddi bir aşı planlaması olmadığı için de işlerin ağırdan alındığı anlaşılıyor. İsrail nüfusunun %60'ını, Birleşik Arap Emirlikleri %36'sını, İngiltere %16'sını, Amerika Birleşik Devletleri de %10'unu aşıladı. Bizde ise saray sosyetesinin Allah'a çok şükür %100'ü aşılandı. Ama milletin sadece %3'ü aşılanabildi. Tüm dünya zamana karşı yarışıyor. Virüsün mutasyona uğramaması, yani kılık değiştirmesi ihtimaline karşı aşıların hızla yapılması lazım. Aşılama bitene kadar da sosyal mesafe tedbirlerine harfiyen uymak gerekiyor. Ama sosyal mesafe gözetmeden doldurulmuş kapalı salonlarda AK Parti il kongreleri yapılıyor. Bugün de 7 ilde AK Parti kadın kolları kongreleri vardı. Yine salonlarda hiçbir sosyal mesafe yoktu. Restoranlar, lokantalar, eğlence mekanları kapalı. Esnaflarımız kan ağlıyor. Restoranda, kafede, kahvehanede bulaşan virüs her ne hikmetse türkülü AK Parti kongrelerinde, şarkılı türkülü AK Parti kongrelerinde bulaşmıyor. Anlaşılan sırra kadem basan Alman aşıları milletimizden önce AK Parti teşkilatıyla buluşmuş gibi gözüküyor. Erdoğan'ın kongrelere uzaktan bağlantıyla katılıp kendisini korumaya alıyor. Salonları sosyal mesafesiz dolduran partililerine de teşekkür ediyor. Ama bizim il başkanlarımız bir restoranda kazara bir toplantı yapsa salgın kuralları ihlal edildi deyip hem iş yerine hem de arkadaşlarımıza cezalar yağdırılıyor.
65 yaş üstü yurttaşlarımız evlerde kaç aydır hapis. Çocuklar belirlenen saatlerin dışında anne babasıyla dışarı çıksa idari para cezası yiyor. Ama AK Parti vur patlasın, çal oynasın kongre yapıyor. Böyle bir lakaytlıkla, böyle bir gayri ciddilikle salgınla nasıl mücadele edilir? Bilemiyorum. Edilmiyor da zaten. Günlük vaka sayıları yeniden 7000'li seviyelerin üstüne çıktı. Bunda AK Parti kongrelerinin ne kadar katkısı var? Bunu bilmek lazım. Açıkça soruyoruz, kongrelerin yapıldığı illerde hasta sayıları bu kongrelerden sonra ne kadar arttı? Bunu millete açıklayın. Hasta sayısındaki her bir artışın vebali kongreler nedeniyle Erdoğan'ın üstündedir. Değerli basın mensupları, milletimizin sağlığını sadece salgın tehdit etmiyor. Milletimizin sağlığını, canını, işsizlik, yoksulluk, fukaralık da tehdit ediyor. Esnaflarımız cinnet getirme noktasında. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye'nin dört bir yanında milletimizin yanındayız. Bu hafta milletvekili arkadaşlarımız Afyon, Karahisar ve Uşak illerimizdeydi. Esnaf ve zanaatkarlarımız başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin dertlerini dinlediler, dertleriyle dertlendiler. Arkadaşlarımız Uşak'ta esnaf ziyareti yaparken anahtarcılıkla uğraşan bir esnafımız yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle yaşamına kıydı. Arkadaşlarımız orada olmasaydı bu intiharda diğerleri gibi saklanacaktı, görmezden gelinecekti. Sarayı buradan bir kez daha uyarıyoruz. Esnaf artık dayanamıyor. Kapıya dayanan icra tebligatlarına esnaflarımız artık canıyla karşılık vermeye başladı. Saraya esnaflarımız canıyla ihtarname çekiyor. Bu feryadı duyun, bu çaresizliği görün. Ama sarayın kulakları var, duymaz. Gözleri var, görmez. Çünkü kalpleri mühürlü. Kalplerinin mühürlendiğini Erdoğan'ın çıkardığı şu karar diyor. İşte burada kendisinin imzası var. Bu kararla alayış ve alayışla kamuoyuna duyurdular. Esnafın kredi borçlarını 6 ay erteliyorlarmış. E peki nasıl erteliyor? Faiziyle erteliyor. Hem de yeni yüksek faizlerle erteliyor. Yetmezmiş gibi kredi borçlarının taksit sayısı da değiştirilmiyor. Ertelenen borç sözleşmedeki vadenin üzerine yayılarak tahsil edilecek. Bu da yetmez. Borç erteleme işlemlerinden doğacak olan banka ve sigorta muameleleri vergisi de esnaftan tahsil ediliyor. Bari vergiyi almayın. Ama esnaftan ne koparırsak o kar zihniyetiyle hareket eden bir yönetim var. Esnaflarımız tabii elbette istemez ama Allah korusun bir kişiyi işten çıkartmak zorunda kalırsa esnafın borcu da erteleme kapsamından çıkarılıyor. Biz bu kredi borcunun üzerine bir çizik atın dedik, dinlemediler. Bizi dinlemediler. Peki bari esnafı dinleyin. Bu borcu faizsiz erteleyin, kalan vadenin sonuna ekleyerek taksit dönemini uzatın. Ama Erdoğan'ın şahsım rejimi esnaflarımızın da bu sesini duymadı. Şimdi ilgili banka yetkilileri esnafları mahcup bir şekilde arayıp bu şartlarda borcunuzu yeniden yapılandırmaya, ertelemeye razı mısınız diye soruyorlar. Diğer taraftan da esnaf odaları başkanlarımızı bu konuda menfi konuşursanız odanızın sınıfını düşürürüz ha diye tehdit ediyorlar. Ya ayıptır, yazıktır. Bu esnaf size 40 yıl vergi ödedi. Pek çoğu size oy verdi. Ama siz esnaflara 40 gün bakamadınız. Millet kuru ekmek yiyorsa aç değildir diyen bunlar. Kapanan dükkan yok diyen bunlar. Evime ekmek götüremiyorum diyenin başına al keyif çayı iç diye çay paketleri çalanlar bunlar. Memlekette çöp konteynerlerinden, pazar döküntülerinden rızkını toplayanlar için rastgele çekilen fotoğraflar diyenler bunlar. Bunların gözleri, kalpleri, kulakları mühürlenmiş. Milleti unutmuşlar. Milletin halini görmüyorlar, sesini duymuyorlar. Erdoğan'ın şahsım rejiminde saraydakilere ballı börek, millete askıda kuru ekmek. Sarayın millete yaklaşımı bu.
Milletin içinde bulunduğu hali TÜİK'in makyajlı verileri bile saklayamıyor. TÜİK son enflasyon sepetini açıkladı. Millet et yiyemez hale gelmiş. Ekmek ve makarnaya yükleniyor. Yeni sepette dana etinin ağırlığını TÜİK düşürmüş. Ekmekle makarnanın ağırlığını ise arttırmış. Millet ete hasret kaldı. Eti gramla alır hale geldi. Bunu aylardır söylüyoruz. Şimdi TÜİK de diyor. Kış aylarındayız. Kışın en çok tüketilen ürünlerin fiyatları alıp başını gitti. Son bir yılda portakalın fiyatı %67, yumurtanın fiyatı %67, mercimeğin fiyatı %59, ayçiçek yağı fiyatı %54, pırasanın fiyatı %53, mısır özü yağının fiyatı %53 artmış. Bunlar da TÜİK'in makyajlı rakamlarına göre. Mutfaktaki yangının gerçek boyutu bunların çok çok üstünde. TÜİK'in açıkladığı enflasyon %15, vatandaşın sokakta, mutfakta yaşadığı enflasyon %30-35. Memura ve memur emeklilerine 2021'in ilk yarısı için verilen zam ne kadar? %3. Ocak'ta enflasyon ne kadar? TÜİK'in rakamlarına göre %1,68, bağımsız enflasyon araştırma grubuna göre %2,99. TÜİK'e göre 100 liralık maaş zammının 56 lirası, enflasyon araştırma grubuna göre ise maaş zammının tamamı Ocak ayında uçup gitmiş. Peki bu memur, bu emekli önümüzdeki 5 ayda ne yapacak? Kesesinden yiyecek. İşte bunun adı gasptır. Bunun adı hırsızlıktır. Enflasyon dünyadaki en sinsi hırsızdır. Milletten gerçek enflasyonu saklamak, enflasyon rakamlarını karartmak ise taammüden siyasi hırsızlıktır. Ünlü Fransız düşünür Voltaire'e atfedilen şu sözler aslında bu durumu çok iyi tanımlıyor. Sıradan hırsız paranızı, cüzdanınızı, eşyalarınızı çalar. Siyasi hırsız geleceğinizi, hayallerinizi, bilginizi, eğitiminizi, işinizi, gülümsemenizi çalar. İki hırsız arasındaki fark şudur. Sıradan hırsız sizi seçer. Siyasi hırsızı siz seçersiniz. Evet, bugün Türkiye'de böyle bir siyasi rejim var. Şahsım rejimi ülkemizin kasasını boşalttı. Kayınpeder damat bir oldular, Merkez Bankası'ndaki 128 milyar doları uçurdular. Şimdi Merkez Bankası Başkanı bu giden dolarları yerine koymak için bu yıl uzunca bir süre faizler yüksek kalacak diye açıklama yapıyor. Bu faizlerin yüksek kalmasının nedeni bu giden dövizleri yerine koymak içindir. Peki biz bu maliyete ne uğruna katlandık? Bir kuru inat uğruna. Şimdi bu dövizler kime gitti, kaçtan gitti hala kimse bilmiyor. Bu dövizleri satanlar, bu işleri yapanlar hakkında açılan bir soruşturma var mı? Ne gezer? Yeni atanan bakan ve başkan da mecburen üç maymunu oynuyor. Erdoğan'ın şahsım rejimi milletimizin geleceğini de çalıyor. Geçilmeyen köprüler, otoyollar, tüneller, yatılmayan hastane yatakları, uçulmayan havalimanları için çocuklarımız, hatta torunlarımız 100 milyarlarca lira ödeyecek. 5 yandaş müteahhit abad olsun diye koskoca milletimizin geleceği berbat oldu. Erdoğan'ın şahsın rejimi sadece geleceğimizi çalmıyor. Milletimizin hayallerini de çalıyor. Yıllarca 2023 hedefleriyle milletimizin gözünü boyadılar. Millete 2023'te 2 trilyon dolar geliriniz olacak diye vaatte bulundular. 25 bin dolar kişi başına geliriniz olacak dediler. Ama 2023'e 2 yıl kala bu hedefler fos çıktı, hayaller söndü. Erdoğan'ın şahsın rejimi milletin cebini boşalttı. 2008'de milli gelir 738 milyar dolardı, bugün 702 milyar dolara düştü. 2007'de kişi başına gelir 9735 dolardı, bugün 8381 dolar. Millet 12-13 yıl önceki gelirini bile mumla arar hale geldi. Sayelerinde ülkeye açlık, kıtlık, kuyruklar geldi. Erdoğan'ın şahsım rejimi
milletimizin sadece gelirini, aşını çalmadı, işini de çaldı. Son 2,5 yılda işi gücü olan 1.646.000 çalışanımız işini kaybetti. Gerçek işsizlerimizin sayısı 10,5 milyonu buldu. 2023 hedeflerinde işsizlik %5 olacak dediler. Şimdi o da fos çıktı, %10 olacak diyorlar. Erdoğan'ın şahsım rejimi bu ülkenin geleceği, gençlerimizin umutlarını da çaldı. Daha dün 2020 nüfus rakamları açıklandı. 15-29 yaş arasında 19.264.000 gencimiz var. Bu dünya üzerindeki 131 ülkenin nüfusundan daha fazla. Belçika'nın toplam nüfusu 11,5 milyon, Yunanistan'ın nüfusu 11 milyon. Ama bu gençlerimizin 6 milyona yakını ne bir işte çalışıyor ne de herhangi bir eğitim alıyor. Evinde ailesiyle beraber oturuyor. Maalesef artık ülkemizde aile genci diye bir sorunumuz var. 37 ülkeli üyeli Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı içinde bu konuda en kötü durumdaki ülke Türkiye. OECD'de aile gençleri oranı %13. Türkiye'de ise %29. Gençlerine iyi bir eğitim veremeyen, iyi iş imkanları sunamayan bir ülke geleceğe güvenle bakamaz. Türkiye'nin en önemli beka sorunu işte budur. Ama Erdoğan'ın şahsım rejimi bıraktık gençlerimize iyi eğitim ve iş imkanı sunmayı, iyi eğitim alan az sayıdaki gençlerimizi bile terörist ilan etme noktasına kadar gidiyor, gençlerimizi düşmanlaştırıyor. Yani bunu nasıl yapılabiliyor, hangi hakla yapılıyor anlamak mümkün değil. Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye'nin göz bebeği bir devlet üniversitesi. Boğaziçi Türkiye'de her öğrencinin, her ailenin hayalini süsleyen bir bilim yuvası. Türkiye'nin her yerinden, her sosyal katmandan öğrenci bu okula iyi bir eğitim almak için geliyor. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrencilerimiz bu ülkenin bilimine, teknolojisine, üretimine katkı vermek için çalışıyorlar, çabalıyorlar. Dünyadaki diğer gençlerle yarışabilmek, en iyi yaşam standartlarına ulaşmak istiyorlar. Boğaziçi'ne öğrenciler atamayla gelmiyor. Alın teriyle, büyük çabalarla geliyor. Bu öğrenciler Boğaziçi'ne girmeye sadakatleriyle değil, kendilerinin açıkça ifade ettiği gibi zehir gibi zekalarıyla, emekleriyle hak kazanıyorlar. İşte bu nedenle akla, bilime, hukuka değil, saraydan gelecek talimata göre hareket eden kayyum istemiyorlar. Diplomalarının üzerinde hakkında akademik hırsızlık iddiaları olan birinin imzası olsun istemiyorlar. Kayyumun son yıllarda gerileyen akademik başarıyı daha da geriye düşüreceğini düşünüyorlar. Bakınız, Times Yüksek Öğrenim Endeksinde Boğaziçi Üniversitesi 2014 yılında dünyanın en iyi 200 üniversitesi arasındaymış. Şahsım Erdoğan rejimi projesinin düğmesine basıldıktan sonra bu üniversite ilk 600'de bile değil artık. Bizde kaliteli yüksek öğrenim kurumları zaten azdı. Şimdi Erdoğan'ın şahsım rejiminde az olan da yok olmak üzere. Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim görevlileri, öğrenciler, çalışanlar, işte bu kötü gidişe yeter artık demek için gösteri yapıyorlar. Üniversitelerini, geleceklerini kurtarmaya uğraşıyorlar. Boğaziçililerin bu talepleri meşru mu? Son derece meşru. Bu meşru taleplerini barışçıl bir şekilde demokratik haklarını kullanarak dile getiriyorlar. Ama öğrencilerin haklı taleplerini dinlemek yerine türlü provokasyonlara girişerek öğrencilerin meşru eylemlerini itibarsızlaştırmaya çalışmak anlaşılır gibi değil. Yapılan atama yanlış. Yanlıştan dönmek erdemdir. Bu erdemi ya Erdoğan gösterecek ya da atanan kayyum.
eski Türkiye ile mücadele ediyorum diyerek Erdoğan, Türkiye'de ne kadar nitelikli kurum, kuruluş varsa hepsini dümdüz etti. Moğol fillerinin bu topraklara vermediği zararı Erdoğan'ın şahsım rejimi bu ülkeye verdi. Erdoğan'ın şahsım rejimi kaliteli, nitelikli her şeye, herkese düşman. Türkiye eğitimde, kültürde, sanatta, bilimde ileri taşımak yerine vasata mahkum etmeyi maharet sanıyor. Diğer üniversitelerimizi Boğaziçi seviyesine çıkarmak yerine Boğaziçi Üniversitesi'ni aşağıya çekmeye uğraşıyor. Sonuçta milletimiz küresel arenada yarışma gücünü yitiriyor. Çünkü gençleri yeterli iyi eğitim almıyor. Bunun sonucunda işimiz, aşımız gidiyor. Yazıktır, günahtır. Bilime düşmanlık edenin sonu hüsrandır. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Maharet üniversite sayısını 76'dan 207'ye çıkartmak değil, maharet üniversitelerimizi gerçekten birer bilim yuvası yapmaktır. Maharet dünyanın ilk 500 üniversitesi arasına 15-20 üniversitemizi sokmaktır. Sadece binalardan oluşan, doğru dürüst öğretim elemanı olmayan, yüksek lise tahsili yapılan kasaba üniversiteleriyle milletin çocuklarının hayalini çalmaya bu ülkede kimsenin hakkı yoktur. Ailelerin emeklerini çalmaya ne hakkınız var? İşte biraz önce rakamları verdim. O hayallerini çaldığınız gençlerimiz ellerinde üniversite diplomalarıyla emekleri çalınan ailelerimizin eline bakıyorlar. Erdoğan'ın şahsım rejiminin bu yaptığı da kuşkusuz büyük bir siyasi hırsızlıktır. Erdoğan'ın şahsım rejiminin en büyük siyasi hırsızlığı ise milletin gülüşünün çalınmasıdır. 83 milyonu aşan koca bir ülke artık gülmeyi unuttu. Karamsarlık, keder, kasvet, kader oldu. Memleketimizin bereketi kaçtı. Değerli basın mensupları, devletin adalet direği çöktü. Enkazın altında hep beraber kaldık. Aşımız gitti, adalet direğin çökmesi nedeniyle işimiz gitti. Çünkü can ve mal güvenliği olmayınca kimse yatırım yapmak istemiyor. Milletin seçtiği Enis Berberoğlu'nun milletvekilliği oda çalındı. Milli irade gasp edildi. Bunu biz demiyoruz. Anayasa Mahkemesi diyor. Hem de bir defa değil, iki defa söylüyor. Oy çokluğuyla değil, oy birliğiyle bu kararı veriyor. Yaşanan bu sorun sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorunu değildir. Bu sorun demokrasimizin sorunudur. İhlal edilen millet iradesidir. İhlal edilen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hukukudur. İhlal edilen temel hak ve hürriyetlerdir. Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararı tarihe mal olmuş bir karardır. Ne diyor Anayasa Mahkemesi? Hukuk devleti retorikten, yani sadece sözden ibaret değildir diyor. Başka ne diyor? Kamu gücünü kullanan organların, mahkemelerin ve bireylerin hukuka uygun davranmadıkları bir ülkede hukuk devletinin varlığından söz edilemez diyor. Hangimiz bu tespitlere itiraz edebiliriz? Anayasa Mahkemesi hukuka sahip çıkma çağrısına muhatap da gösteriyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, Hakimler Savcılar Kurulu'na ve kamu gücü kullanan diğer kurumlara görevlerini hatırlatmak ihtiyacını duyuyor. Bu işi sadece bana bırakmayın diyor. Neden bunu yapıyor? Çünkü anayasamıza göre Anayasa Mahkemesi kararları bağlayıcı, bunun herhangi bir istisnası da yok. Değerli basın mensupları, Türkiye'yi uçuracak dedikleri ucube şahsım rejimi 3 yılda tıkandı. Biz aslında bunun olacağını söylemiştik. Artık ucube rejimin müellifleri de bunu kabul ettiler. Ama ucube rejimden vazgeçmek yerine ucube rejim mevcut anayasaya uymuyor. Biz bir kere daha bu anayasayı ucube rejime uyduralım diyorlar. Ya son 3 yılda milletin başına ne geldiyse bu şahsım rejimi yüzünden geldi. Bu ucube rejimin ne olduğunu milletimiz yaşayarak gördü.
Erdoğan ve sarayın bekçisi milletimizin aşını, işini, geleceğini, umutlarını, hayallerini, gülüşlerini çaldılar. Artık boş işleri bırakın. Milletin boşalan tenceresine bakın. Milletin elinden aldığınız işlere bakın. Esnafın haline bakın. Çiftçinin, emeklinin, emekçinin haline bakın. Milletin gerçek gündemini çalmayın. Çare bellidir. Çare Türkiye'nin önünü açacak, milletin aşını, işini büyütecek, milletin yüzünü güldürecek güçlendirilmiş demokratik parlamenter rejimdir. Çünkü güçlendirilmiş demokratik parlamenter rejimde güçlenecek olan milletin aşıdır. Güçlenecek olan milletin işidir. Güçlenecek olan milletin geleceğidir. Güçlenecek olan evlatlarımızdır, gençlerimizdir. Bizler Türkiye Cumhuriyeti'ni gerçek demokrasiyle taçlandırmaya kararlıyız. Cumhuriyet Halk Partisi demokrasiye inanan tüm dostlarıyla beraber bunu başaracaktır. Milletimiz aşını, işini, geleceğini, hayallerini ve gülüşünü çalan bu siyasi hırsızlık rejiminin ve müelliflerinin tasdiknamesini sandıkta ellerine tutuşturacaktır. Yerlerini gösterecek, evlerine gönderecektir. Çünkü milletimiz bunların ne olduğunu gördü. Notlarını da verdi. Artık sabırsızlıkla sandığın önüne gelmesini bekliyor. Benim diyeceklerim bu kadar. Şimdi varsa sorularınızı alabilirim. Evet, buyurun. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı açıklamada Boğaziçi Üniversitesi rektörüne yapılan istifa çağrılarına karşılık neredeyse yürekleri yetse Cumhurbaşkanı istifa diyecekler dedi. Siz Cumhurbaşkanı istifası için yürek yetme çıkışını nasıl değerlendiriyorsunuz? Biz kendisini bu pandemideki başarısızlıkları, pandemi sürecindeki başarısızlıkları, vaka sayılarının saklanması, bu nedenle vatandaşların gerekli önlemleri almaması sonucunda yaşamlarını kaybetmesi nedeniyle istifaya davet etmiştik. Bu memlekette her işin sorumlusu benim ben dedikten sonra yanlış giden her şeyin sonunda istifa etmesi gerekir. Ama nerede? Evet. K24'ten Ömer Sönmez, teşekkür ederim. İki sorum olacaktı. Birincisi HDP ile yapılan görüşmeyle ilgili, gerçi siz başta bahsettiniz ama HDP özellikle kayyumlar ve AİHM'in Demirtaş kararı hakkında bir görüşme trafiğinde gündemiyle gelmişti size. Bu usta ilgili CHP'nin tavrı nedir ve CHP herhangi bir HDP'ye iade ziyarette bulunacak mı, bu meselede görüşüldü mü? İkinci konu ise yeni anayasa tartışmalarına dair CHP'nin değerlendirmesi nedir? Bu konuda AK Parti ile bir görüşme talebi gelirse görüşür müsünüz ve şartlarınız nedir? Teşekkürler. Bir daha son sorunuzu tekrar eder misiniz? Yeni anayasa tartışmaları ile ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerlendirmesi nedir ve olası bir AK Parti'nin randevu talebinde CHP'nin tavrı ve şartları neler olacaktır? Şimdi şöyle, Cumhuriyet Halk Partisi, biraz önce söyledim, bu ülkede tüm siyasi partilerle görüşen tek partidir. Dolayısıyla bizimle kim görüşmek isterse biz görüşürüz. Ama neyi, hangi konuyu, nasıl görüşeceğimiz konusunda tabii ki belli şeylerimiz olur. İlk sorunuza cevap vereyim. İlk sorunuz çerçevesinde ülkedeki hukuk devletinin, ondan sonra yargı bağımsızlığının, mutfaktaki boş tencerenin, işsizliğin, hepsinin kapsandığı bir görüşmeydi. Dolayısıyla her şeyi görüştük. Evet. Ona genel başkanlar karar verecek. Evet. Efendim, bize yönlendirilen sorular oldu. Müsaadenizle onları aktaracağım. İlk olarak KRT TV tarafından yönlendirilen bir soru var. KRT TV'de program yapan Osman Güdü ofisinin önünde saldırıya uğradı. Sizin bu saldırıyla ilgili değerlendirmeniz nasıl olacak? Yani bu ülkede ana muhalefet partisinin liderine linç girişiminde bulunuldu. Yine son dönemde bu siyasetçilere, gazetecilere saldırmak ne yazık ki yol oldu. Özellikle tüm bu olaylarda İçişleri Bakanı'nın yanlı bakışı bu gidişi
yüreklendiriyor. Ülkedeki ağır iklim demokrasimize pusu kurmak isteyenleri cesaretlendiriyor. Biz hür basına, fikir ve ifade özgürlüğüne uzatılan her eli çok açık, net bir şekilde kınarız, lanetleriz. Bu son saldırıyı da lanetliyoruz. Efendim, Fox TV tarafından yönlendirilen sorular var. İlk soru şöyle. Merkez Bankası Başkanı Reuters'e yaptığı açıklamalarda faizlerin bu yıl uzun bir süre yüksek gideceğini sinyalini verdi. Enflasyonun yüksek faizle aşağı çekildiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise faiz düşmeli demeye devam ediyor. Bu iki farklı açıklama hakkındaki sizin değerlendirmeniz nasıl olacak? Biraz önce de ifade ettim. Yani Türkiye Merkez Bankası'nın kasasındaki 128 milyar doları sattıktan sonra yüksek faize mahkum oldu. Merkez Bankası Başkanı da bunu ifade ediyor. Ama Erdoğan hala eski hikayeyi anlatmaya devam ediyor. Yani bir yandan ben yüksek faizi sevmiyorum diyor. Bir yandan da biraz önce gösterdiğim şu kararnamede yazdığı gibi esnafın kredilerini mevcut yüksek faizlerle erteleme noktasına gidiyor. Dolayısıyla bu 128 milyar doların satılmasıyla birlikte Türkiye Londra'daki sıcak paracılara mahkum olmuştur. Onlar ne derse onu yapmak zorunda kalmıştır. Erdoğan içeriye başka bir mesaj vermekte ama dışarıdaki sıcak paracıların talepleri karşısında tamam dediğinizi yaparım demektedir. Efendim, Fox TV'nin diğer sorusu da şöyle. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un ziyaret ettiği bir üniversitede rektör koltuğuna oturması tepkilere neden oldu. Kurtulmuş'tan daha sonrasında bir açıklama geldi. Kurtulmuş, rektör doktora öğrencilerimden biridir dedi. Bu hoca talebe ilişkisi içerisinde bir ziyarettir açıklamasını yaptı. Siz bu açıklamaya ve bu ziyarete ilişkin yorumunuz nasıl olacak? Hep söylüyoruz. Bu ucube şahsım rejiminde devletle parti arasındaki ilişki, sınır tamamen yok oldu. Her gün ülkenin bir başka köşesinden bu duruma ilişkin haber veya görüntüler geliyor. Aslında bazı memurlar AK Parti'nin teşkilat mensupları gibi çalışıyor. Şimdi bakınız, Sayın Kurtulmuş bir hoca olabilir. Yine öğrencisini ziyaret ediyor olabilir. Ancak kendisi aynı zamanda AK Parti'nin genel başkan vekilidir. Dolayısıyla böyle bir fotoğrafı, eğer bu öğrenci-hoca ilişkisi içinde bu ziyaret yapılmışsa, böyle bir fotoğrafa izin vermemeliydi. Yani ayrıca rektörün Sayın Kurtulmuş karşısındaki o el pençe divan duruşu da aslında ülkede üst düzey yöneticilerin, atanmış üst düzey yöneticilerinin ne hale geldiğini, artık liyakatin bittiğini, sadakatin en önemli unsur olduğunu bir kere daha ortaya koymuştur. Efendim, Fox TV'den gelen bir soru daha var. Soru şöyle. MHP Genel Başkanı Bahçeli, Boğaziçi protestoları için başları ezilmesi gereken yılanlar demişti. MHP lideri yeni bir açıklama yaparak bu kez de protestocuların annelerine seslendi ve evlatlarınıza sahip çıkın dedi. Siz bu iki açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu anda bu süreçte Cumhur İttifakı'nın ortakları Boğaziçi konusunda giderek sıkıntılı bir noktaya gittiklerini, yaptıklarının zulüm olduğunu, bunu milletin artık kabul etmeyeceğini görüyorlar. Başları ezilecek yılanlar dediğine, Bahçeli dönüyor dediklerinin annelerine, ebeveynlerine sesleniyor. Bugün de Erdoğan dün terörist dediği bu çocuklara bugün yavrularımız diyebiliyor.
Efendim CNN Türk ne diyeceklerine bir karar versinler. Bu çocuklara eziyet etmekten vazgeçsinler. Bu çocukların sesini duysunlar. Bu çocuklar istikballeri için mücadele ediyorlar. Diyorlar ki biz buraya iyi bir üniversite diye geldik. Bu üniversitenin daha iyi olmasını sağlayacak bir yönetim istiyoruz. İstiyoruz ki dünyada yarışabilelim. Bizim de zenginleşme, başka ülkelerdeki gençler gibi hayat şartlarımızı iyileştirme umudumuz olsun. Bizim de bu ülkeye hizmet etme, daha fazla hizmet imkanı, etme imkanı imkanımız olsun. Biz bu ülkenin en iyi yetişmiş gençleriyiz diyorlar. Bu sesi niye duyulmuyor anlamıyorum ben. Evet. Efendim Halk TV CNN Türk tarafından yönlendirilen bir soru var. Soru şöyle. Cumhurbaşkanı ısrarla yeni anayasa diyor. Ama mecliste rakam olarak gücü buna yetmiyor. Muhalefetin desteği şart. Bu süreç nasıl ilerleyecek? Sizin yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili yol haritanız nasıl? Bizim şu anda yürüttüğümüz çalışma mevcut hükümet sistemine ilişkindir. Yargı bağımsızlığına ilişkindir. Kuvvetler ayrılığına ilişkindir. Biz bir an önce bu ucube sistemin, milletin cebini boşaltan bu ucube sistemin değişmesi gerektiğini söylüyoruz. Evet. Efendim CNN Türk tarafından yönlendirilen bir diğer soru da şöyle. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki istifaların ardından Sayın Murat Karayalçın bir gazeteye verdiği röportajda gidene git denilmemeli. Yeni gidişlere fırsat verilmemeli değerlendirmesini yaptı. Umarım dönerler, döndürülürler dedi. Siz bu açıklamayı nasıl yorumluyorsunuz? Partimiz hiçbir şekilde kimseyi partiden göndermeyi istemez, bir suçu yoksa. Bu çerçevede hiçbir zaman gidene git deme gibi bir şeyimiz de yok, alışkanlığımız da yok. Demedik de zaten. Bu çerçevede Sayın önceki dönem genel başkanımızın bu sözlerini saygıyla karşılıyoruz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum.